Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere sütlü Nuriye baklava tarifiyle geldim arkadaşlar. Yapımı çok kolay ve gerçekten müthiş lezzetli bir baklava. Bu arada tarifimi fıstığımla birlikte vereceğiz. Yine başladı ötmeleri. Malzeme listemi açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Öncelikle şerbetiyle başlıyorum. 2 su bardak şeker. Yarım su bardak su. Biraz limon suyu, 1,5 bardak süt. Yapılışı arkadaşlar, 2 bardak şekeri tencereme alıyorum. Yarım bardak suyu da ilave edip karıştırıyorum ve limon suyunu da ekliyorum. Daha sonrasında karışımı ocağa koyuyorum, kaynamaya bırakıyorum. Şeker güzelce eriyecektir ve fokur fokur kaynamaya başlayacaktır. Kaynadıktan sonra ocağımın altını kapatacağım ve 1,5 bardak sütümü ilave edeceğim. Evet. Kestirmemiz yapılması bu şekilde arkadaşlar. Çoğunluğu süt ile yapılıyor. Evet, şimdi 1,5 su bardak sütümü de ilave ediyorum. Ocağımın altını kapattım. Artık kaynatmayacağım. Şimdi şerbetimiz hazır. İster buna şıra deyin, ister kestirme deyin arkadaşlar. Yani şerbetimiz hazır. Şimdi bunu soğumaya bırakacağız. Bir kenara alıyoruz. İkinci etap, baklavamızın tereyağı arkadaşlar. Sade tereyağı elde edeceğiz. Tavaya yaklaşık 200 gram tereyağı koydum ve eritiyorum. Sürekli karıştırıyorum eridikten sonra ki içerisindeki o sanesi, kreması atılama yapmasın etrafa diye. Bu şekilde yağımı tereyağı erittim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 1-2 dakika kızartacağım. Kızartırken o içindeki süt kremasını buharlaştırarak yok olmasını sağlayacağım. Gördüğünüz gibi. Şimdi saf tereyağı kaldı arkadaşlar. İçindeki o süt kreması kaynatarak yok oldu. Yaklaşık yarım çay bardak da sıvı yağ ilave ettim. Şimdi bu karışımımı süzeceğim. Böyle bir ince süzgeç ile, çay süzgeci ile süzelim. Üzerinde kalan bu tortular baklavamızın üzerinde yanmış görüntü olmasına sebeptir. Mutlaka süzün arkadaşlar. Bu şekilde yapın. Bunu da daha sonrasında pilavda kullanabilirsiniz. Börekte kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Evet, bir paket baklavalık yufka arkadaşlar. Şimdi ben bir paket baklavalık yufkayı hepsini baklavada kullanmadım. Bu bir paketi iki farklı çeşit yaparak kullandım. Biz bir küçük aileyiz. Eğer hepsini yapmış olsaydım aşırı çok olacak ve yiyemeyeceğiz. İsraf olacak. Bu nedenden dolayı ben ortadan gördüğünüz gibi bu şekilde böldüm. Yarısını baklavada kullanacağım. Yarısını börek yapımında kullanacağım. Börek tarifimi de dilerseniz diğer videolarımdan izleyin derim. Gerçekten çok müthiş bir börek oldu. Hafta sonu kahvaltısına biz afiyetle yedik. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde baklava hamurlarımı ayırdım. Evet. Küçük bir borcam tepsi kullanıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tepsimin altını yağlıyorum ve kat kat baklavalık yufkamı koyup yağlıyorum fırça yardımıyla. Evet, dediğim gibi biz bir küçük aile olduğumuz için, koronadan dolayı da ziyaretler yapılmadığı için bu şekilde baklavalık yufkamı ortadan ikiye kestim ve yarısını baklavada, yarısını börekte kullandım. Katları arkadaşlar toplamda bu aldığım baklavalık yufka 16 kattı. Normal sizler 40 kat yapabilirsiniz. 16 kat ve kenarına kestiğim o küçük parçaları da ekledikten sonra yaklaşık 20 kat baklava yaptım ben. Aşırı kalın olmadı. Bizim için yeterliydi. Sizler bunu 20 kat aşağıya, 20 kat yukarıya yaparak kalın bir, yüksek bir baklava elde edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, her katı bazen tek bazen ikişerli olarak yağlıyorum. Gördüğünüz gibi şimdi arasına Antep fıstığı kullanacağım. Bu şekilde ben Antep fıstıklarını aldım Türkiye'den gelirken.
Böyle çat çatlı poşetlere koyuyorum. Derin dondurucuya kaldırıyorum arkadaşlar. İhtiyacım olduğunda baklavalarımda kullanıyorum. Tatlılarımda. Şimdi bu Antep fıstığının yarım su bardak alıyorum ve mikserde çok ufaltmayacak şekilde, çok böyle ince toz haline gelmeyecek şekilde iri biraz tanelerini bırakmak istiyorum. O şekilde çekeceğim. Benim robotumda yaklaşık 8-9 saniyede 6 hız seviyesinde istediğim kıvamı elde ettim. Evet, mikser kabıma bu şekilde Antep fıstıklarımı aldım. Ve şimdi ufaltacağım. Siz Antep fıstığı yerine ceviz kullanabilirsiniz, fındık kullanabilirsiniz. İsteğe göre değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ama Antep fıstıklı gerçekten müthişti. Sütlü Nuriye. Harikaydı gerçekten. Evet, şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde çok toz olmadan hafif içerisinde iri parçalar kaldı. Evet, baklavalık yufkalarımın yarısını bu şekilde tepsime taban kadına yağladıktan sonra ara katına çekmiş olduğum Antep fıstığını her yerine gelecek şekilde yayacağım. Evet, kenarında artan o parçaları da bu şekilde orta katına değerlendiriyorum arkadaşlar. Evet, şimdi çekmiş olduğum Antep fıstığını her yerine gelecek şekilde dağıtıyorum. Dediğim gibi sizler ceviz ya da fındık kullanabilirsiniz. Biraz da toz fıstık serpiyorum. Bunu da daha ince bir şekilde çekmiştim. Önceden hazırlamıştım. Soğuk baklava ve sütlü Nuriye aşağı yukarı aynı arkadaşlar. Ben de bu kez tekrardan yapıp sütlü Nuriye tarifimi sizlerle paylaşmak istedim. Videomun sonunda iç harcını ceviz olarak kullandım. Dediğim gibi ister ceviz kullanabilirsiniz, isterseniz fıstık kullanabilirsiniz. İkisi de müthiş lezzetli oluyor. Orta katına harcımı koyduktan sonra tekrardan geri kalan baklavalık yufkalarımı koyup yağlıyorum. Bu şekilde baklavalık yufkalarımı bitiriyorum. En son da aynı şekilde koyup yağlıyorum. Güzelce her yerine gelecek şekilde. Evet, baklavamızın dilimlerini çok küçük kareler halinde kesmeyeceğiz. Normal baklava dilimi gibi olmayacak. Birazcık daha irice kare halinde olacak. Gördüğünüz gibi bu şekilde önce kalın şeritler kesiyorum. Daha sonrasında çevirip yandan da kesip karelerimi elde ediyorum. Çok aşırı da büyük olmasın. Börek dilimleri gibi. Çok küçük de olmasın. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi fırına. Önceden bir 5 dakika ısınmış 170 derece fırına koyuyorum. Dilerseniz alt üst yapabilirsiniz. Dilerseniz fanlı fırın ayarında yapabilirsiniz. 30 dakika 170 derecede ilk etapta pişirdi. Daha sonra bir 20 dakika derecesini artırdım arkadaşlar, 180. En son 5 dakika kala da 190 dereceyi artırarak baklavamı güzelce kızarttım. Evet, baklavalarım pişerken bu esnada ben geri kalan baklavalık yufkamdan çok güzel bir peynirli börek yaptım. O böreği de fırına koydum, baklavamla birlikte pişirdim arkadaşlar. Evet, yarım saat bittikten sonra gördüğünüz gibi derecesini artırdım. Bu şekilde bir 20 dakika daha pişti. Çok güzel bir renk aldı. Altın sarısı gibi. Gördüğünüz gibi böreğim de çok güzel oldu. Evet, 180 derecede bir 20 dakika daha pişirdim. Bir 5 dakikada 190 derecede en son rengini alması için derecesini artırdım ve fırından çıkardım. Baklavanın ilk sıcaklığı çıktıktan sonra ılımış olan şerbeti hemen üzerine döktüm. Şerbet soğuk değildi arkadaşlar. Bu kez ben ılık olarak baklavamda şerbetini kullandım.
Evet, baklavamız şerbetiyle buluştu. Sesi de duyduğunuz üzere arkadaşlar. Şimdi birkaç saat şerbetimizin çekmesi için bekleyelim. Çekince daha bir lezzetli olacak. Evet, ben bu şekilde menümü hazırlamıştım. Lokantasyonu mercimek çorbası, patlıcan beğendi yapmıştım. Bu tariflerimi de diğer videolarımdan izlemenizi tavsiye ederim. Evet, gördüğünüz gibi sütlü Nuriye baklavam hazır. Bu kez ceviz kullanmıştım. Dediğim gibi iç harcına. Sizler istediğiniz harcı kullanabilirsiniz. Fındık, ceviz, fıstık hepsi mükemmel lezzetli oluyor. Evet, üstü çıtır çıtır ve içi yumuşacık. Gerçekten çok lezzetli, hafif bir tatlı oluyor. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.